Sıradaki haberde İtalya ve burayı Türkiye'yi kıyaslayacağız. Haber şu: İtalya'da 18 ila 34 yaşlarındaki nüfusun büyük bir kısmı anne ve babasıyla aynı evde yaşıyor. Biri 40, diğeri 42 yaşındaki iki çocuğuyla aynı evi paylaşan bir anne de bu durumdan bıkmış. Çocukların eve hiçbir katkısı olmadığını söyleyen kadın onları evden göndermek için mahkemeye başvuruyor. Şimdi bize dönelim. Acaba Türkiye'de böyle bir durum olsa ne derdiniz? Önce sokağa, sonra hukukçulara sorduk. Sabiha Fındık Kıran ve Uğur Kara'nın haberi. Çocuğunuz 30'lu 40'lı yaşlara gelse evi ayırmak ister misiniz? Hayır, istemiyorum. Hayır, çıkarma. İmkanı yok, bırakmam. Olmazsa olmazsa olmazsa. Ama oldu. İtalya'da bir kadın birlikte yaşadığı iki oğlunu evden çıkarmak için dava açtı. Sen reşitsin, evden git deme hakları olduğu için bunu mahkemeye iletip de başvurup da evden gönderebilir. 75 yaşındaki kadın birlikte yaşadığı iki oğluna bakmaktan bıktığını söyleyerek mahkemeye başvurdu. İki oğlunun ne ev masraflarına yardım ettiğini ne de eve bir katkıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Bıktırmış herhalde. Diyecek lafım yok. Büyük konuşmak istemiyorum. Çocuklardan biri 40, diğeri 42 yaşındaydı. Annesi onları evden göndermek için soluğu mahkemede aldı. Hakim iki oğlunu evden çıkarmak isteyen anneyi haklı buldu. İki çocuk için tahliye kararı verildi. Mahkeme mi? O ne demek ya? Anne çocuğuna nasıl mahkemeye verebilir? Şu anda bana göre çok ters bir durum. Ne olursa olsun o sizin evladınız. Hiçbir kimse anne babasını seçemiyor. 40 yaşındaki iki insanın da annesiyle birlikte yaşamasına izin vermiyor oradaki mahkemeler. Tabii orası için çok normal bir durum ama bizim için pek normal bir durum değil. İki çocuk 18 Aralık'a kadar taşınmak zorunda. Oh! 1000 yaşına da gelse evlatlara beklentisiz olmak lazım. Madem evladımız, bakmak zorundayız. Katkı yapsalar da olur, yapmasalar da olur. Aç oturun, kuru ekmeği onlarla paylaşın.